Açılış yapayım mı? Yap. Beraber yapalım mı? Neyi? 1, 2, 3, herkese merhaba. Herkese merhaba, ben Rabia. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sevgili eşimin, kendisi burada, mesleğinden bahsedeceğiz. Ne iş yapıyor, hangi kurum ve kuruluşlarda çalışıyor, mesleği nasıl vesaire. Hepsinden detaylı olarak bahsedeceğiz. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Hazır mısın? Neye? Videoya, hazırım. Sorulara. Başladık, hazırım. Hiç beklemiyordunuz neye sorunu. Neyse. Öncelikle kendini tanıtır mısın? Hangi üniversiteden kaç yılında mezun oldun? Ben Adin, 27 yaşındayım. Gaziantep Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden 2017 yılında mezun oldum. Peki mesleğini tanıtır mısın? Mesleğim sinema televizyon bölümü üzerine. Sinema ve televizyon alanlarında çalıştığımız bir meslek. Neler yapıyorsunuz? Sinema televizyon aslında 3 ana kısma ayırıyoruz. Birinci kısım teknik kısım. İkinci kısım sanatsal kısım. Ve bir de akademik kısmı var bu işin. Bu bölümü okuyanların kendini bu 3 alandan birinde geliştirmesi gerekiyor. Ona göre de işin çeşitliliği çok fazla. Bir sahnede o kadar çok şey var. Bir sette çok çalışan var ve bunların hepsi sinema televizyonla alakalı. Orada gereksiz kimse yok aslında. Peki sen bu bölüme hangi alandan ve isteyerek mi gitmiştin? Ben lisede iletişim lisesi mezunuyum. Hani belki o zamanlar iletişim lisesini bir şans eseri kazandım diyebilirim. Çünkü bu mesleği bu kadar seveceğimi düşünmüyordum. İletişim lisesinde gazetecilik bölümü okudum. Gazetecilik bölümü okumam beni üniversitede bu alanda gelişmeye itti diyebilirim. Çünkü o zamanki öğrendiklerimiz daha kısırdı, daha azdı. Üniversitede kendinizi geliştirebilmeniz, farklı alanlar görmeniz, farklı insanlar görmeniz ve bu işin teknik detaylarını daha fazla öğrenmenize imkan sağlıyor. O yüzden ben bu bölümü isteyerek okudum. Evet, yani tercihlerim arasında hep sinema televizyon bölümü vardı. Yani aslında şöyle diyebilir miyiz? Sen aslında bu mesleği liseden itibaren yapıyorsun. Lisede gazetecilik seçtin ve ondan sonra üniversitede de o şekilde devam etti. Tabii bunun birbiriyle bağlantısı var. Gazetecilikle sinema televizyon çok ayrı bölüm ikisi ama iletişim lisesinden mezun olunca önünüze çok bir seçenek çıkmıyor açıkçası. Kendinizi geliştirebileceğiniz. Ama bir dakika, sinema ve televizyon değil mi? Evet, sinema ve sinema televizyon. Ve televizyon gazeteciliği kapsamıyor mu? Yok, ikisi birbirinden çok farklı. Öyle mi? Tabii. Sinema ve televizyon ne demek? Yani hangi alanda dersler görüyorsunuz? Dersleriniz nasıl? Bizim okuduğumuz bölüm Güzel Sanatlar Fakültesi bölümü altındaydı. Bunu aslında şuradan başlayabiliriz. Hani demin saydım ya, akademik bölüm, teknik bölüm ve sanatsal bölüm. Şimdi üniversitelerde genelde sinema televizyon bölümü ya iletişim fakültelerinde olur ya da Güzel Sanatlar Fakültelerinde olur. Bizimkisi Güzel Sanatlar Fakültesindeydi. Biz daha çok işin teorik ve sanatsal kısmını öğrendik. Yani akademik kısmını öğrenmediniz. Yok, akademik kısmı da onun içine giriyor aslında. Çünkü sadece akademik kısmında olanlar bunun ikisini de bilmesi gerekiyor. Hani hem teknik kısmı bilmesi gerekiyor hem bunun sinemanın gelişimini, sinemanın sanatsal gelişimini bilmesi gerekiyor. Biz sanatsal bölümünü gördük. Nasıl yapıldığından ziyade neler yapılmış, nasıl yapılmış şeklinde gördük. Yani bu peki, iş soru üzerinde. Sinema ve televizyon bölümünden mezun olduğunuzda hangi kurum ve kuruluşlarda çalışıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz? Bizimkisi çok özel sektör zaten, evet. Yani kamu kurumlarında çok yok. Dizi ve film setlerinde çalışılabiliyor. Prodüksiyon şirketlerinde çalışılabiliyor. Televizyonlarda, özel televizyon kanallarında çalışılabiliyor. Yani alanlarımız aslında kısıtlı. Ama işin şu boyutunu bakacak olursak, bu çok serbest bir meslek. Siz kendiniz de bu bölümü okuduğunuzda ve bu bölümde birikim elde ettiğinizde, örneğin sen mesela bir YouTuber'sın. YouTube üzerinden kendini geliştirebilirsin. Dijital medya üzerinden kendini geliştirebilirsin. İşin teknik kısmına gelecek olursak neler yapıyoruz? Bir film seti düşünelim. Film setinde çok çeşitli görevde, çok çeşitli insanlar, çok sayıda insan var. Prodüksiyon kısmı olur, sanat kısmı olur, kuaför, makyaj, çeşitlilik çok fazla. Neler yapıyoruz? Bir kere kamera, ışık ve kurgu. Bu üçü sinemanın ana temelleri diyebiliriz. Kamera bölümünden kendini geliştirenler kameraman olur, görüntü yönetmeni olur. Görüntü yönetmeni olarak işine devam edebilir. Kamera asistanlığına başlar o süreç. Işıkta kendini geliştirenler iyi bir ışıkçı zaten çok zor bulunur. İyi bir ışıkçı. Hatta ilk zamanlar sinemanın çıktığında da sinema bir ışıktır yani aslında. Büyülü fener diye çıkmıştır ilk ortaya çıktığında. Işık asistanı olarak başlarsınız. Işık şefi ve ışık yönetmeni olarak kendinizi geliştirirsiniz. Bir de kurgu bölümü var. Kurgu bölümü de daha çok film çekildikten sonra ortaya çıkan süreç. Yani bizim şey çok geniş dal. Yani bizim bölümün alanı çok geniş mesela. Sinema ve televizyon bölümünün emektarlarısınız aslında. Yani arkadaki o görünmez adamlar.
Burada aslında yanlış anlaşılan bir şey var. Biri sinema ve televizyon bölümü okuyorsa televizyon tamircisi değildir veya oyuncu değildir. Sinema ve televizyon tamamen kameranın arkasındaki kişilerdir. Kameranın önündeki kişiler değil de kameranın önündekiler oyuncular, artistlerdir yani. Kameranın arkasındaki de sizsiniz Evet, yani. kamera arkasında yani. Şöyle söyleyeyim size, bir sahne gibi düşünün. Orada görünen bir tane yaprak tanesi bile bu sinema televizyon alanındaki kendini geliştirmiş birinin oraya koymasıdır. O rastgele bir şey yoktur. Sahnede rastgele hiçbir şey olmaz. Tabii bunu rastgele yapanlar da var, yok değil. Sen üç tane alan saydın, hani teknik, Sanatsal bir de akademik bölüm. sanatsal veya akademik. Evet. Sen peki hangisinde uzmansın? Ben teknik kısımda kendimi daha çok geliştirdim. Aslında bunda da yine lisede iletişim lisesinde okumamın faydaları vardı. Teknik kısmı daha elverişliydim. Sanatsal kısımda biraz zayıftım. Ama teknik kısımda daha elverişli olduğum için kurgu alanı üzerinde kendimi geliştirdim yani. Yani peki şunu soracağım. Akademik çalışmak için yani diğer bölümlerde olduğu gibi yüksek lisans YDS yapmak gerekiyor değil mi? Tabii ki yani diğer bölümlerde olduğu gibi bu standart Ha, zaten. üniversitede kalıyorsun. Yani Evet. yüksek lisans yapıyorsun. Akademide çalışıyorsun. Evet. Her bölümde olduğu gibi. Evet. Mezun olalı neredeyse 5 yıl olmuş. Peki bu süreçte hangi kurum ve kuruluşlarda çalıştın ve iş bulma sürecin nasıldı? Biraz bundan bahseder misin? Benim aslında iş kariyerim daha geriye dayanıyor. Ben İletişim Lisesi'nde son sınıfta staj görüyorduk biz tüm yıl boyunca. Bir yerlerde sürekli çalıştım. Nasıl oldu? Stajımı Kahramanmaraş'ta İdrisi İdaresi'nde yaptım. Orada Kültür Turizm Müdürlüğü altında. Kendi bölümümle ilgili işler yapıyordum. Grafik yapıyordum. Haber servisi ediyordum. Daha sonra aynı yıl benim ilk televizyon çalışmam başladı. Kahramanmaraş'ta KADAK vardı. KADAK'la beraber, Dağcılık Arama Kurtarma Kulübü'ydü bu. Onlarla beraber biz televizyonda böyle gezi programı yapmaya başladık. Yaklaşık 13 bölüm bir o yıl boyunca gezi programı yaptık. Bu mesleğin şöyle bir yanı var. Siz bu mesleği sadece okuyarak ve bilerek asla iş bulamazsınız. Böyle bir dünya henüz kimseye verilmedi bu meslek üzerinden. Bu meslekte biraz meraklı olacaksınız. Daha sonra bu merakınızı da pratiğe dökmeniz gerekiyor. Çünkü Ya biz bilgi... aslında diyoruz ki her bölümde hani kendi bölümüm için de geçerli. Hani diğer meslekler için de geçerli bu. Yani üniversite kendinizi geliştirmeniz gerekiyor, kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ama sizinki sanırım bunun laf boyutundan daha çok icraata dönüştürülmesi zorunlu kalıyor sanırım. Ya mezun olduğunuzda dımdızlak ortada kalmamak için sizin gerçekten üniversite boyunca kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Nasıl kendinizi geliştireceksiniz? Bu işin teknik detaylarını öğreneceksiniz. Teknik detayları içinde mesela biz neler yapıyorduk? Biz üniversitede arkadaşlarımızla beraber böyle bir grup oluşturmuştuk. Her hafta saçma da olsa o zamanlar saçma, şu anda da saçma belki izlesek ama bir kısa film çekiyorduk. Senaryo yazmasını öğreniyoruz çünkü yavaş yavaş. Nasıl kamera kullanılacağını öğreniyoruz. Nasıl kurgu yapılacağını öğreniyoruz. Her hafta bir kısa film çekiyorduk. Daha sonra ben ne yaptım? Ben üniversite boyunca Gaziantep'te okudum. Gaziantep'te yerel bir televizyonda neredeyse karın tokluğu denilebilecek bir düzeyde. Aslında bana maddi gelir oluyordu tabii ki. Bunu göz ardı edemem. Burs haricinde. Orada çalıştım. Hafta sonları çalıştım. Gece mesailerinde çalıştım. Sırf sadece hani o ortamı göreyim, oradan bir şeyler kapayım diye. O süreç boyunca kendini geliştiremeyen arkadaşlarımın iş bulma süreci, iş bulma sıkıntısı daha uzun sürdü yani. Üniversiteden sonra mezun olunca biz üniversitedeki arkadaşlarımla beraber resmen İstanbul'da çıkarma yaptık. 15 kişi falandık. İstanbul'da iş bulmaya gideceğiz. Çünkü herkes biliyor ki dizi ve film sektörü İstanbul'da dönüyor. Biz de ne yaparız dedik. Orada her türlü iş buluruz dedik. İstanbul'a gittik. Orada iş bulma sürecimiz biraz uzun sürdü. Neden? Maalesef hani sektörde kalifiye eleman sorunu var ama kalifiye eleman olduğunuzu ispat edemiyorsunuz. Gidip iş başvurusu yaptığınızda. O yüzden bir tanıdığınızın olması gerekiyor. Sizi kefil olabilecek birileri gerekiyor. Çünkü bir dizi Referans, güçlü bir referans ya gerekiyor. güçlü bir referans olmasa da en azından hani birilerinin o set içerisinde mesela bir film set içerisinde sizi söylemesi gerekiyor. Eğer o elemana ihtiyacı varsa, kamera asistanına ihtiyacınız varsa en azından oradaki birinin benim bir arkadaşım var bu işi yapabilir diyebilmesi gerekiyor. Sektör içerisinde de sürekli bir döngü var. Yani aslında bu şey olmuyor mu? Yani herkes kendi arkadaşına söyleyip çalıştırıyor gibi oluyor. Mesela bir dizide çalışacaksınız. Hani o dizide çalışan bir teknik eleman arkadaşın söylüyor, o sayede çalışıyorsunuz. Tabii yani birilerini tanımanız gerekiyor. O yüzden de evet yani çoğu insana tanımak yani bir sürü dizide çalışmak vesaire yani Şöyle tanınır oluyor. olmak daha önemli yani sanırım. Ya çünkü şöyle oluyor. Mesela siz prodüksiyon şirketlerine, film yapan şirketlere veya televizyonlara gidiyorsunuz. Ben çalışmak istiyorum diyorsunuz. Size bir CV doldurtuyorlar veya sizden bir CV istiyorlar. Ve en sonunda biz size döneriz diyorlar. Ama dönmüyorlar. Yani çok nadir döndükleri. Ha, tabii dönenler de var ama yani çok nadir. İş bulma sürecini anlatıyordun, evet. Böyle. Ya nasıl, tamam nasıl oldu yani? Öyle evet, çıkarma İstanbul'a yaptınız. gittik.
Yaklaşık ben bir ay iş aradım. Bazı yerlere başvurduk. Tabii sadece ben değil, diğer arkadaşlarım da aradı. Şöyle bir imkanımız oldu bizim. 2 yıllık Gaziantep'te aynı zamanda radyo televizyon programcılığı var. Oradan mezun olan arkadaşlarımız vardı, 2 yıllık okuyan. Onlar İstanbul'a bizden bir sene önce gitmişlerdi. Onlar bir yerlerde çalışıyorlardı. Onların sayesinde biz de yavaş yavaş iş bulduk. Genelde şey var, grupları var. WhatsApp grupları falan oluyor eleman arayanların işte. Şurada şu lazım, burada bu lazım, ışık asistanı lazım, kamera asistanı lazım gibisinden. Zaten orada bir yerden girdiğiniz zaman farklı bir bölüme kaymanız da çok şansınız olmuyor. Yani o bölümde kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Sonra Kanal 7'de yayınlanan Elif dizisinde sanat yönetmeni asistanı olarak çalışmaya başladım. En son en dipteki adamdım yani artık oradaki. Orada yaklaşık 2 ay çalıştım ama yani ben kendimi liseden itibaren hep teknik kısımda, kamerada ve kurguda geliştirmiştim. Bu arada yani kurguda çalışmıyordun değil mi? Kamera ve Yok, kurguda. orada setteydik. Sanat asistanı yapıyorduk işte. Orada Getir sahnede götür işleri yani getir kısacası. götür değil aslında şöyle. Yani sahnede lazım olan bir bardak çay lazım. Bunu tabii ki biz getireceğiz yani. O bardak, çünkü hangi bardakla getirileceği falan var yani durum. Onu ortadaki biri yapmıyor yani. Herhangi biri yapmıyor. Bunu yapan biri var. Sanat yönetmeni Anladım. aslında. Daha sonra ben oradan ayrıldım çünkü benim için yapabileceğim bir meslek değildi yani. Sanat alanım yapabileceğim bir şey değildi. Ben kendimi teknik olarak geliştirmiştim. Sonra bir televizyon kanalına başvurdum. Kurgu bölümü için. Orada işe başladım. Askerliğime kadar da televizyonlarda çalıştım. Yani Şimdi askerden döndükten sonra memleketime geldim. Tabii ki pandemi girince araya film setleri falan çok ara vermedi ama tekrar İstanbul'a gitmek biraz zorlaştı. Neden zorlaştı? Hayat pahalılaşmıştı. Bu hayatın pahalılığına karşı orada durmak çok zor. Çünkü o zamanlar bile zor duruyorduk. Burada kendim bir şeyler yapmak istedim. Arkadaşımla beraber bir YouTube kanalı açmıştık. O YouTube kanalında teledizi. abone olursanız sevinirim. Orada biraz bir şeyler yapmaya çalıştık. YouTube'dan da bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. Daha sonra tabii ki orada düzen tutturmak zor. Yine de bir yerde düzenli olarak çalışmanız gerekiyor. Düzenli maaş almanız için. Burada yerel gazeteler var, internet siteleri var. Bir tane de yerel televizyonumuz var. İnternet televizyonları da var tabii birkaç tane. Daha önce burada çünkü altyapım vardı. Eleman ihtiyacı olan birinin yanında çalışabilirdim. Onlara başvurdum. Yani bayağı ama biraz askerden geldikten yaklaşık 7-8 ay sonrasında iş bulabildim. Şu an Süper Medya'da içerik editörü olarak çalışıyorum. İnternet siteleri var, gazetesi var. Bir de YouTube kanalı var. Buradaki işlerin editörlüğünü ben yapıyorum. Peki nasıl gidiyor? Yani işini seviyor musun ve bu işi nasıl buluyorsun? Çünkü soracaklardır eminim hani nasıl zor mu vesaire diye. Ya meslek zor mu? Kendinizi geliştirmediğiniz sürece zor. Aslında bence kendini geliştirmek değil de bunu bence sevmek gerekiyor. Ne iş olursa olsun ben öyle düşünüyorum. Yani mesela senin yaptığın şey sürekli ya bilgisayar karşısında durmak. Ve bu gerçekten hani çok zor bir süreç. Yani kendimden biliyorum yani benim çok sevmediğim bir şey. Ve ben hayret ediyorum hani sana. Sevmeyen bir insan yani 7-24 o bilgisayar başında oturamaz bence. Çünkü bütün işlerinizi siz bilgisayardan hallediyorsunuz. Bilgisayardan yapıyorsunuz. Çocukken maket kamera yapardım ve filmleri izlediğimde bunlar acaba nasıl yapılıyor? Oradaki canavarlar nasıl yapılıyor işte? Bu adam nasıl parçalanıyor? Ateş nasıl fırlatılıyor? Bunların hep gerçek olduğunu düşünüyordum. Daha sonra lisede biraz okuyunca, biraz kurgu dersi alınca buna merakım daha da arttı. Ben nasıl yapabilir miyim acaba diye kendime sorgulamaya başladım. Zaten seviyordum yani en baştan beri. İlgim vardı. İlgi sevgiye dönüştü. Ha, sevmezseniz zaten bütün meslekler insana gına getirir. Yani belki görünüşte masa başında oturan, bilgisayarda birkaç program bilip onlar üzerinden işte iş yapan biri olarak görünüyor olabiliriz. Onun da kendine ayrı zorlu süreçleri var. Hayır, ben bunu kesinlikle küçümsemek için söylemedim. Yanlış anladın sanırım. Ben Yok. bunu gerçekten hani yani diyorum ya hayranlıkla bakıyorum hani. Çünkü ben uzun bir müddet asla bilgisayar Hayır başında şöyle, yani oturamam. insanların genel olarak gıpta edeceği bir süreç gibi duruyor. O yüzden diyorum yani senin sorunu yanlış anlamadım. Sadece insanların gıpta edip zaten herkes bir masa başında oturmak istiyor. O şekilde para kazanmak istiyor. Ama ben kendi mesleğimin içinde şunu da görüyorum. Bunu bile doğru düzgün yapamayanlar var. Sevmediği için. Ya ben seviyorum. O sorunun cevabı seviyorum. Süsleyerek seviyorum dedi. Yani bana göre mesleğin çok zor. Yani senin için evet sevdiğin için ve hani kendini geliştirdiğin için artık bu işi yapabildiğin için zor değil anladığım kadarıyla. Fakat bana göre hani bu gerçekten zor bir meslek diye düşünüyorum ben. Peki üniversitede derslerin nasıldı? Yani üniversite nasıldı sence? Kısaca bir de buna değinir misin? Yani üniversite dediğim gibi Güzel Sanatlar Fakültesi altında olduğu için
Teknik dersler daha azdı. Biz daha çok sanatsal dersleri görüyorduk. Yani teknik ders dediğin şey hani kurgu yapmak vesaire mi? Montaj, kurgu, montaj. Tabii teknik dersler nedir? Bir şey nasıl yapılır öğrenirsin. Sanatsal derslerde de ne yapmış, nasıl yapmış onu öğrenirsin yani. Çok soyutsal konuşuyorsun. Ama yani sorunun cevabı bu şekilde oluyor maalesef. Çünkü soyutsal şeyler öğreniyorsunuz. Mesela kurgu yapmayı öğrenmiyorsunuz ilk başta. Neyi öğreniyorsunuz? Kim nasıl kurgu yapmış? İlk kurgu nasıl ortaya çıkmış? Bunları öğreniyorsunuz. Yani direkt kurgu yaparak başlamıyorsunuz. Kurgu nasıl çıkmış ortaya? Onunla başlıyorsunuz. Yani tarihçesiyle. Tabii Bu tarihçisiyle ve nasıl edebiyatta böyle sürrealizm, fütürizm gibi akımlar var. Bu akımların aynısı sinemada da var. anladım. Etkilemiş. Peki dersler nasıl yani? Staj vesaire var mı? Zorunlu stajımız yok. Bitirme tezi gibi de bir şey. Hani benim mezun olduğum sürece kadar yoktu. 5 yıl içerisinde bir şeyler değişti mi bilmiyorum. İkinci sınıfın ikinci döneminden itibaren bitirme tezi gibi her yıl sonunda, her yarı yılda hatta ikinci dönemin ikinci yarısından başlayan bir süreç bu. Bir film çekmeniz gerekiyordu. Senaryosu size ait olacak. Çekimini sizin yaptınız, kurgusunu sizin yaptınız. Bir film yapmanız gerekiyordu. Bunu da bir grup olarak yapıyorduk. Tabii tek başına yapmak isteyenler de oluyordu ama bir grup olarak yapıyorduk. Bizim derslerimiz biraz insanın uykusunu getiren dersler açıkçası. Yani sınıfta dersi görürken yani hoca anlattıklarından dolayı uykunuz gelebiliyordu. Hatta bazı film izleme derslerimiz oluyordu bizim yani. O ders film izleyeceğiz. Sanırım çok teori anlatıyorlardı anladığım kadarıyla. Hani dedim ya işte pratik şey çok azdı. Evet, pratik yapmıyor. Pratiği de size bırakıyorlardı. Derseniz genel olarak teori Tamam, ağırlıklıydı. bize bıraktıkları söylenemez ama teori ağırlıklıydı diyelim. Çünkü kurgu dersimiz de vardı tabii ki yani. Dijital kurgu dersimiz vardı, kamera dersimiz vardı, ışık dersimiz vardı. Yani onunla nasıl yapılacağını gösteriyorlardı. Ama güzel sanatlar olunca kendinizi biraz daha fikirsel olarak geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü sanat yapmak kolay bir süreç değil. Yani sanat kolay değil. Evet, kesinlikle kolay değil, bu konuda katılıyorum. Yani ilgisi olmayan bir insanın kesinlikle yapabileceği bir şey değil yani. Yani örneğin benim Ya hani. sinema sanatını yapamazsın. Belki farklı Evet ya, sanatlarda şöyle becerin yani, evet, vardır. herkes ya vardır beceri belki, ama hani ilgi duymayınca yapamıyorsun gerçekten hiçbir Tabii. şeyi. Aynen. Yani Katılıyorum sana. herkesin çünkü gerçekten ilgi alanları çok farklı oluyor ve bu meslek, yani senin mesleğin bana göre çok zor hani. Ya sanat belki en kolayı sanat kısmıdır, bilemiyorum da yani gerçekten hiçbir şey bilmiyorum bu alana dair. Yani kurgusu ayrı sıkıntı, sanat ayrı sıkıntı benim için. Çalışma şartlarına baktığın zaman da öyle yani. Evet, Biz çalışma şartları da hani zor. Gerçekten hani rahat İstanbul'da değil. sen de vardın, ben de vardım. Gece çok geç saatlerde çıktığımız da oluyordu. Hatta bazı arkadaşlarımızı ben aynı evde 3 kişi 4 kişi kalıyoruz. Birkaç tanesini neredeyse 1 hafta 2 hafta görmedim. Gecenin Diğer ikisinde geliyor. Sabah da 6'da 7'de çıkıp gidiyordu yani. Çalışma şartları da ağır. Zor bir tabii zor bir süreç yani. Bir film ortaya çıkarmak, bir sinema zor. Yani sinema, televizyon okumak isteyenler kesinlikle ilgisi varsa gitmeliler. Yani bu programlara, kurguya, montaja, sanata vesaire. Çünkü Tabii çalış. merak olmadan bence bu bölümde tercih yapılabilecek bir bölüm değil. Şans eseri siz aman bir üniversite okuyayım diye sinema televizyona bölümünü kazanırsınız, gelirsiniz. Belki seversiniz. Hani sinemayı izlemeyi hepimiz seviyoruz. Film izlemeyi seviyoruz. Televizyon izlemeyi seviyoruz. Belki sevilir ama bu oran bence düşük kalacaktır sonrasında. Çünkü zorlu bir süreç ya. Bir de şöyle bir şey var. İnsanlar genelde garanti meslekler hep seçerler. Sonrasında da rahat edeyim mesleği seçerler ve para kazanabileceklerinin kolay olmasını istediği mesleklere yönelik üniversitede okurlar. Genelde böyle yani. Bizim bölümde hani demin de anlattığım gibi iş bulma süreci de çok zorlu. Ve kendinizi sürekli geliştirmeniz, yenilemeniz gerekiyor. Ve garanti bir meslek değil. Garanti para Evet, kazanılacak bir meslek evet, değil. garanti para kazanılacak bir meslek değil. Ha tabii ki bundan iyi para kazananlar yok mu? Var. Hani lütfen bunları yadsımayalım. Hayır tabii ki yani işte kendini geliştirenler çok güzel paralar kazanıyor. Yani belki bir doktorun aylık maaşını haftalık alan görüntü yönetmenleri var. Bir de öyle düşünebiliriz tabii ki. Ama işte kendini geliştirdiğiniz sürece bu sizin cebinize girecektir. Yani evet. Zorluğunun yanında gerçekten her meslekte olduğu gibi yapabilirseniz çok güzel karşılıklarını da alabiliyorsunuz. Evet. Peki bu bölüm okumak isteyenlere, bu mesleği yapmak isteyenlere tavsiye ve önerilerin var mı? Yani eğer gerçekten bu bölümü yapmak istiyorlarsa birincisi gündemi çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Çok iyi tarih bilmeniz gerekiyor.
Geçmişi de yani iyi okumanız gerekiyor. Yani iyi bir okuyucu olmanız lazım. Bu bölümü okumak isteyenlere tavsiyem bu. İkincisi, her türlü zorluğuna rağmen bu işin de güzel bir yanı var. Siz orada bugün paydos denildiği zaman bir sette, yani ertesi gün tatiliniz olduğu zaman çok seviniyorsunuz. Güzel bir film ortaya çıktığında, işte en son filminde kayan yazı oluyor ya, jenerik kısmının. Orada isminizi gördüğünüzde gururlanıyorsunuz. O yüzden bu zorluklara rağmen güzellikleri de olduğunu unutmamalarını istiyorum, tavsiye ediyorum, gerektiğine inanıyorum. Bir de ne olursa olsun garanti meslek olarak bakmamaları gerekiyor. Kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekiyor. Videomuzun ilk başında hani çok çeşitli alanları olduğunu, çok çeşitli insanların çalıştığını söyledim. Yani hepsini bileceksin tabii. Kamera nasıl çalışır, kurgu nasıl yapılır. Ama bunun birinde uzmanlaşman gerekiyor. Bu uzmanlık alanlarını iyi seçmeleri gerekiyor. Yani ses kolay diye ses üzerinden uzmanlaşmayacaksın. Seviyor musun gerçekten onu? Onun üzerinden uzmanlaşman gerekiyor. O uzmanlık kısmını iyi seçmeleri gerekiyor. Hani doktorlarda da var ya bu. Tıp okuyanlarda da. Uzmanlıklar farklı farklı oluyor onların. Sinema sanattır. Biz bunu hep sanat olduğunu öğrenerek üniversite hayatını geçirdik. Her film de sanatsal bir film değildir. Bunun da göz önüne alınarak bu bölümün okunması gerektiğini inanıyorum. Sözel'den mi alıyordu? Sözel'den. Peki bu bölümde en iyi üniversite hangisi? İlk kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeki sinema televizyon bölümüdür. Şu an en iyisi orası. Herkes Mimar Sinan'da okumak ister. Mimar Sinan'a yatay geçiş yapmak ister. Marmara Üniversitesi'nde yine gelişmiştir bölümümüz. Bunun haricinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde yine bizim bölümümüz iyidir. 9 Eylül Üniversitesi'nde, Selçuk Üniversitesi'nde buna katabiliriz. Zaten Güzel Sanatlar adı altında Türkiye'de çok yok. Yani 7 üniversitede falan olması lazım. Bunlar en iyileri diyebiliriz yani. Ama diğerlerinde de iyi işler var. Güzel filmler, hani yarışmalarda falan görüyoruz. Güzel filmler ortaya çıkarıyor öğrenciler. Peki, geldiğin için, değerli bilgilerin için teşekkür ediyorum sana. Ya aslında ben bu bölümde çok uzman değilim ama buna rağmen bu bölümü tanıtmak için, kanalına çıkarttığın için ben de sana teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım farklı sorular olursa da. Çünkü hani soru çok, o kadar çok fazla ki yani. Onları da yorum kısmında belirtirlerse cevaplamaya çalışırız farklı bir videoda. Evet, video bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız, merak ettikleriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Seve seve yanıtlarız. Kendinize iyi bakın, sevgiyle, sağlıkla kalın, hoşça kalın.